Evet değerli Köy TV izleyenleri, Altın Kargı Tarımı sunduğu fuarımız tüm hızıyla devam ediyor. Yine ev sahibi bir firmadayız. 3 senedir de hep aynı yerde ve yeni teknolojileri de bölgeye kazandıran 77 makinedeyiz ve yanımızda firmanın üreticisi, müdürü, her şeyi diyelim CEO'su Sayın Mustafa Susam Bey yanımızda. Mustafa Bey öncelikle hoş geldiniz programa. Hoş bulduk. Sizler nasılsınız? İyiyiz. Mustafa Bey sizleri tanıyalım, bir de 777'yi tanıyalım şöyle. 777 makine 3 yıl önce kuruldu tarım makineleri üzerine. Ondan daha öncesinde bizim asıl mesleğimiz tornacılık. Evet. Tornacılıktan buraya evrildik. İlk ürettiğim makine, bizim buradaki yöresel makinemiz var. Filiz kesme bağlar için, kuru üzüm bağları için. Evet. Onun üzerine makine yaptım. Arkasından artık şimdi uluslararası çapta makineleri üretiyorum diyeyim. Neler var bunlar? Bu makinelerden biraz bahsedelim istersen. Ya bölgemize hitap eden kuru üzüm eleme makinesi, yani hasat makinelerimiz var. Onun çeşitleri var. Evet. Duvargalı çapa yapıyorum yine. O da evet. Nasip olursa işte fuarın ikinci günü burada olacak. Bugün kavuşmadı ama artık. Bugün kavuşmadı. İnşallah reklamları çekeriz onu. İnşallah, tabii inşallah olur. Onun haricinde serma makinem var. Bu sene serma makinesi çıkıyor. Talep çok olunca, isteyen olunca. Hayır, firma ismi 777 makine yapsın da biz alalım diyenler olunca el mecbur üretiyorsun. Çiftçinin sesine kulak vermek gerekiyor. Evet. Bir de ağaç budama makinem var. Evet. Bu seri ekim ağaçları olsun, narenci ağaçları olsun. Hani genellikle bu Akdeniz tarafında narenci ağaçları yetişiyor. Hatay'da dahil, Antalya, o Akdeniz kesiminde. Genellikle oraya hitap eden makine. Tabii başka bölgelerde, kendi bölgemizde de verdiğim oldu. Onun üretimi de var bizde şu an. Hatta şu an fuar alanında da, o da sergide. Çok güzel. Peki hemen arkada bir tane daha hasat makinesi gibi, rüçkü gibi bir şey var. O ne işe yarıyor efendim? O benim ilk ürettiğim makine. Nedir? Başına gidelim öyle makine. Benim yıllar önce, 5 yıl önce ürettiğim makine. Filiz kesme, bağ budama makinesi bu. Üzüm bağını buduyor. Çok güzel. Yani bir de bağcılık biliyorsunuz. Manisa için vazgeçilmez bir şey. Bir de yevmiyeler de yüksek haliyle. Bu da insanların yevmiyeciden de bir nebze kurtarıyor. Ya bir günün bir yevmiyeci maliyeti 750 lira şu an. Yani şu an tarihini söyleyemeyeceğim aklıma değil. Ama sen 1 lira rahat olur. Tabii, hatta seneye muhtemelen 1 lira garanti geçecek yani. Ha, makine abi, traktörüne takıyor. Traktörün önüne montaj oluyor bu. Traktörün önünde şoför bunu kendisi kullanıyor. Yani bir sene kendini amorti ediyor. Üzerine bir de para kazandırmaya başlıyor. Hidrolikle mi çalışıyor bu? Hidrolikle. Hidrolik yağla çalışıyor. Hidrolik yağla rahatlıkla çalışıyor. Tek taraf değil, iki tarafa da takılıyor. Bunun bende 12 tane çeşidi var. Buradaki gördüğün ilkel modeli diyeyim yani size. İlk basit modeli. Bunun üstüne tam otomatik, mekatronik, elektrikli olanı, her çeşidi var bende. Çok güzel. Gelişmiş halleri var. Peki burada satış sorusuna ilgili hizmetleri veriyorsunuz. Çünkü daha çok üzüm sektörüne hitap ediyorsunuz ama farklı ürünler de var. Satış sorusunda firma ne gibi hizmetleri veriyor? Şöyle örnek vereyim. Makinemi sattım, teslim ettim. Müşteri makineyi kullanmaya başladı. Makineyi kullandıktan bir sene sonra yanına ziyarete gidiyorum. Bana makinemin eksikleri var mı, artıları var mı? Katmam gereken bir şey var mı makineye, ondan geri dönüş alıyorum. Bilerek gidiyorum, yüz yüze konuşuyorum. Çok güzel. Onun sayesinde de, yani o müşterimin kullandığı sayesinde bir sonraki makinemi daha gelişmiş hale, yani daha da stabil hale getiriyorum. Çok güzel. Bu gibi çeşitli hizmetlerimiz var. Çok güzel. Bir de sizin rakamsal bir isim var, yani bunun sebebi nedir? Tabii. Mustafa Bey. Ya şöyle, 777 makine deyince insan ilk önce bir garipsiyor. Hoşuna da gidiyor aslında. Hani çünkü çoğu firma kendi ismini kullanıyor veya soy ismini kullanıyor genellikle. Bizimki rakamla başladığı için. Bir de listelerde genellikle önde çıkıyor sayılar. Hani alfabeden bile önde çıkınca bir değişiklik oluyor. Bizim de hoşumuza gidiyor. 777'nin anlamı mucize demek. Yani diğer adı mucize. Bizim için güzel bir şey aslında. Manevi bir şey aslında. Peki siz her sene yenilikler yapıyorsunuz Mustafa Bey. Önümüzdeki sezon için, sezon bitiyor. Yıl sonuna geldik. Kasım ayındayız. Sezon için yenilikler olacak mı? Neler var? Proje. Ya dediğim gibi ben bu sene bir duvargalı çapa çalıştım. Geçen sene de yaptığımız bir projede bahsediyordum. Evet. Bir sene boyunca onun Ar-Ge'sine çalıştım. Çok iyi. Allah nasip ederse işte dediğim gibi yarın fuara koyacağım, bir insanların tepkisini ölçeceğim. Makine ne diyecekler, ne yapacaklar. Onu bir sergilemek istiyorum ben de. Nasip o, olursa. Çalışıyor? Biraz ondan bahsedelim isterseniz. Görmedik ama. Bağın içine. O da hidrolikli. Sağlı sollu. Hem bıçaklı hem dönerli. Hem de önünde iki tarafa da çalışıyor. İki taraflı. Tek taraflı da olabiliyor isterse. Evet. Çift şekilde ve makinenin ortasında da 5 tane kaza ayağı var. Onun arkasında da merdanesi var. Oo. Yani nasıl edeyim ben size? Teferruatlı bir makine. 3 işi tek makinede yapıyor. Çok güzel. Yani sadece şey yapmıyor. Planalarını almıyor. Arkaya da çapalıyor. Ya yani bütün bağı hem diplerine olsun hem orta olsun komple çekip gidiyor. Çok. Yani bir traktör bir yerde 3 defa iş yapacağı yerde bir defa iş yapıyor. Çok güzel. Yani
Hem zamandan geçtim, mazot tasarrufuna geçtim. Bak zamandan kazanıyor. Zaman en önemli şey zaten. Hatta yeni makine alacaklar için de çok büyük avantaj. Dediğiniz gibi 3 makinenin için bir anda yapacak. Tabii yani bu bilmiyorum. Bunun üretilmişleri var sonuçta. Hani Avrupa modülleri var, yabancı modülleri var. Bizim ülkemizde üreten firmalar da var. Bakalım biz de bir piyasaya gireceğiz. Göreceğiz bakalım. Çok merakla bekliyorum Mustafa Bey. Ben de bekliyorum. Gelse de bir görsem, insanların tepkisini bir görsem. Çok da güzel oldu. İnşallah. İnşallah nazar değmez diyelim. İnşallah. Mustafa Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, Delkiyo TV izleyenleri 777 Mustafa Sultan Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Altın Kargı Tarımı sunduğu fuarımız farklı bir standta devam edecek.